Güneş sistemimizdeki diğer gezegenler daha yakın olsaydı gökyüzümüzün nasıl görüneceğini hiç merak ettiniz mi? Peki daha önce düşünmemiş olsanız da bugün o dünyanın nasıl görünebileceğini göreceksiniz. 7 Dynamics'in hazırlamış olduğu video, gezegenlerin ayın yerini alması durumunda ne göreceğimizin görselleştirilmesidir. Matematik doğru olsa da bu video, gezegenler dünyaya bu kadar yakın olsaydı, gerçekte ne olabileceğini, böyle bir durumun dünyada yaratacağı hasarı yansıtmıyor. Mesela Jüpiter ay gibi dünyaya yakın olarak bulunsaydı, gezegenimiz gaz devinin uydularından biri olacaktı ve yer çekimi dünyaya volkanik bir yıkım getirecekti. Jüpiter'in yakınlığı çılgın dalgalara, volkanlara ve radyasyona neden olabilirdi. Öncelikle ayın çapının 3474 kilometre olduğunu hatırlayalım. Güneş sistemimizdeki en küçük ve Güneş'e en yakın gezegen Merkür, ay yerinde olsaydı böyle gözükecekti. Tabii ufak olması nedeniyle pek de ilgi çekici bir görüntüye sahip değil. Ancak geceleri aya kıyasla daha çok ilgi çekeceğinden şüphemiz yok. Güneş sisteminin en sıcak ve en parlak görünen gezegeni Venüs, Ay'dan 3,5 kat daha büyüktür. Yoğun fil dişi renkli bulut örtüsündeki belirsiz dönen desenler dışında görülecek çok fazla şey olmayacaktı. Tabii ki Venüs, Dünya ile aynı yörüngede olsaydı. Yine de aynı atmosferik koşullara sahip olacakmış gibi davranıyoruz. Bununla birlikte şaşırtıcı derecede parlak bir nesne olurdu. Bizim ayımızdan çok daha parlak. Bildiğimiz gibi gezegenler ve aylar kendi başlarına ışık üretmezler. Bunun yerine yalnızca doğrudan kendilerine çarpan güneş ışığını yansıtırlar. Venüs, aydan 6 kat daha fazla ışığı yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda 16 kat daha büyük bir alanı kaplar. Bu nedenle gece gökyüzü neredeyse gün ışığı kadar parlak görünür ya da en azından erken alacakaranlık. Kızıl gezegen ayın neredeyse tam 2 katı büyüklüğündedir. Bu nedenle dünyanın gökyüzünde 2 kat büyük görünecektir. Daha önce sadece teleskoplarla görülebilen gezegenin yüzeyindeki detaylar çıplak gözle görülebilirdi. Değişen mevsimler boyunca buzulların büyümesini ve küçülmesini izleyebilir, toz fırtınalarının gezegende oluştuğunu ve hareket ettiğini görebilirdik. Ve Valles Marineris ile Olympus Mons gibi özelliklerini de inceleyebilirdik. Evet, şimdi de gaz devi gezegenlerimize gelelim. Asıl ilgi çekici görüntüler burada. Sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter, eğer ay kadar yakın olsaydı yeni bir uydusu olabilirdi. Ay'dan 40 kat daha büyük olan Jüpiter, görmeye alıştığımız teleskobik ve uzay aracı fotoğraflarından biraz daha farklı görünecektir. Jüpiter'den uydu Io ile yaklaşık aynı uzaklıkta olacağımız için, Dünya Jüpiter'in muazzam çekiminin neden olduğu aynı gelgit gerilimlerine maruz kalacak ve çevremizde çok daha volkanik görünümlü bir manzara olacaktı. Ayrıca Jüpiter'in ölümcül radyasyon alanının ortasında olacağımız için yaşam çok da mümkün olmayabilir. Halkaları ile ünlü Satürn, bize ay kadar yakın olsaydı halkalarından vazgeçmek zorunda kalabilirdi. Satürn'de şaşırtıcı bir manzara olur, halkalar neredeyse ufuktan ufka uzanırdı. Ay'dan neredeyse 35 kat büyük olan bu altın küre, gökyüzünün yaklaşık 18 derecesini kaplayacaktı. Satürn'den Dion uydusunun biraz daha uzakta olurduk. Aslında bizzat Satürn'ün uydusu olma olasılığımız, tersi durumdan daha fazladır. Bununla birlikte Satürn'ün çekim kuvveti nedeniyle uzaydan sık sık büyük gök taşları düşecektir. Bu da dünyada yaşamı imkansız hale getiriyor. Satürn'ün uydularının Dünya ile çarpışma ihtimali de var ve bu büyük bir patlamaya yol açardı. Masmavi rengiyle Uranüs, ay kadar yakın olsaydı oldukça güzel bir görünüme sahip olabilirdi. Neptün ile hemen hemen aynı büyüklükte olan Uranüs,
çok benzer bir görüş sağlayacaktır. Sistemimizin en uzak gezegeni olan Neptün, Ay'dan 14 kat daha büyüktür ve gece gökyüzünde kocaman bir mavi balon gibi belirirdi. Tıpkı Uranüs gibi. Ve gündüz de gökyüzüne hükmederdi. Peki ya Dünya ile Ay arasında tüm gezegenler birlikte nasıl görünürdü? Tüm bu gezegenlerin Dünya hariç çapını topladığımız zaman yaklaşık 380 bin kilometre yapar. Dünya Ay arası ortalama mesafeden 385 bin kilometreden daha kısa oluyor. Başka bir deyişle Dünya ve Ay arasına diğer tüm Güneş sistemi gezegenleri sığabilir. Bu videoda tüm gezegenler Dünya ile Ay arasına yerleştirilmiştir. Her biri arasında 1000 kilometreden daha az mesafe, her gezegenin uzaklığa ve ihmal edilebilir bir kütleye dayalı olarak farklı bir yörünge hızı vardır. Yörünge hızları, ihmal edilebilir kütleli nesneler için doğrudur. Gerçekte ise her şey birbirine çarpacaktır. Peki ya gezegenler neden farklı yönlere gidiyor gibi görünüyor? Aslında gezegenlerin yörüngeleri Ay'ın yapacağı gibi aynı yöne gidiyor. Ancak Dünya dönüyor ve yakın gezegenler Dünya'nın döndüğünden daha hızlı hareket ediyorlar. Bu nedenle doğuda değil, batıda yükseliyorlar. Belirtmek gerekirse bu video yaklaşık 4 günlük bir süre içerisinde geçiyor. Videoya yakından bakarsanız Jüpiter'in 4 büyük uydusunu görebilirsiniz. Bunlar Io, Europa, Ganymede ve Callisto'dur. Bununla birlikte Holmes'un videolarındaki her şey doğru değil. Öncelikle ayrıntıları daha net hale getirmek için gezegenlerde parlayan güneş ışığı miktarı gerçeklikten biraz uzaktır. Gezegenler tam olarak doğru dereceye eğimli değiller ve doğru hızlarda dönmüyorlar. Tabi gezegenler Dünya'ya bu kadar yaklaşırsa tüm sahne Holmes'un videosunda göründüğü kadar sakin ilerleyemezdi. Ay'ın yerinde Jüpiter, Satürn, Uranüs veya Neptün ortaya çıkarsa gelgitlerimiz bozulur, atmosferimiz yok edilebilirdi ve Dünya'nın kendisi o gezegenin uydularından biri haline gelecekti.